Evet, oyunun parasının bir kısmını çıkardık arkadaşlar şu an. Giriyorum. Bir üst katta elektrik butonu vardı. Önce bir dışarı çıkalım bakalım. Aha, buradan akü alacağız. İşte yukarısı için akü maşası. Hane halkına ait bir çift standart akü maşası. O şeyi burada ne için kullanırım biliyorum. Bilmiyorum diyor ama burada en son burada köpek canı yanmıştı bir köpeğin. Görünüşe göre beyefendi arka koltukta bir klasör bırakmış. Al bakayım. Bu klasörü almayı denemeli miyim? Bana böyle bir soru sormasan 50 kere almıştım ama böyle bir soru soruyorsan şu an bence denememeliyiz. Önce bir etrafı bir araştıralım. Durduk yere niye bana beni geriyorsun ya, böyle bir şeyi denemek ister misin diye. Ancak içinde kötü hisleri olan biri bunu sorar. Kum havuzu mu? Peru'da sık sık birlikte büyük bir asado pişirmek için birçok aileyle bir araya gelirdik. Aferin size. Sanırım bu aletleri bahçede çalışmak için kullanıyorlar. Hadi buna da bassana. Sanırım bunun üstüne oturuyorlar. Şurada bir şey kaldı mı? Bir bakalım. Sallanmak için bir salıncak. Tamam, orada bir tane kapı gibi bir şey var. Burası nereye gidiyor? Bildiğimiz yer burası zaten. Tamam, buraya sadece aküyü almak için mi geldik? Maşayı almak için mi geldik? Sanırım sadece onun için geldik. Buradan çık işte. Burayı sürgüleyip kilitlemişler. Ha, bir dakika, oraya biz hiç giremedik ki. Orası zaten kilitli bir yerin şeyi. Şu camdan gir. Buradan. Uzat elini bir şey. Araba geçiyor, araba geçiyor. Help me! Tamam. Buraya tekrar geleceğiz. Sürgüleyip kilitlemişler dedi. Pekala. Şimdi bu notu almalı mıyız? Ya deniyorum, niye denemeyeyim ya? Deniyorum. Al ya, böyle bir gerginlik olur mu ya? Deneyecek misin? Niye beni korkutuyorsun durduk yere? Sen her şeyi düşünsenize arkadaşlar. Ya kibrit var. Masanın üstünde, bu kibriti almayı deneyecek misin? Anahtar. Bu anahtarı almayı deneyecek misin? Kolu sıkışacak diyoruz kadının. Bir şey olacak. Arkadan köpek gelecek. Haiku. Haiku klasörü 2. Koleksiyonluk bir parça. Mavi bir klasör. İçinde birkaç sayfa kağıt var. Birkaç kağıt sayfa var. Kullan bakayım abi. Önce yakında kullan. He, yakından bak. Açamıyoruz ki. Mühürlü mü? Ney bu? Neyimiz var abi? Bunu da açamıyorsan sen... Ne abi?
Bunun için makas bul deme bana. Izgara maşasıyla kombine et. Ah, nope. Vay, içerisi gerçekten çok hoş. Tamam. Sokak tabelası yok değil mi? Pekala. Şimdi. Abi dişinle aç ya. Ne o? Bunu açmak için şimdi makas mı gerekecek bize, anlamadım ki. Yakmak için olabilir mi? Vallahi olabilir. Ama tutup da bunu yakmak için kullanıyorsan bu kızın da aklında biraz şey vardır. Evde 50 tane kağıt var, kitap var. Bence bu önemli bir Hayiki klasörü. Arabada bunu yakmak için kullanmaz. Burada gazete var. Evin girişinde gazete var. Ben olsam gazeteyi yakarım yani. Ses var. Şimdi ben terasa çıkıyorum arkadaşlar. Akü makü vardı zaten. Bize akü lazım mıydı terasta? Sadece maşa lazımdı. Ben yukarı çıkıyorum. Terasa gidiyorum. Koş hadi koş, tamam. Kesin bir şey olacak. Bu evde koşmak bence sakın. Ben biliyorum ya. Nereye kapatacağım, çabuk. Abi hayatımda ilk defa koşayım dedim. Yemin ederim içime doğdu ya. Korkunç bir şey yaklaşıyor. Çok geç olmadan saklanman gerek. Etrafına bak ve fark edip bilmeyeceğin bir yer bul. Bir saklanma yeriyle etkileşime girdikten sonra harita üzerindeki aşağıdaki semboller görünecektir. Tamam, biliyoruz. Zaman kısa, koşmak için basılı tut. Hangi odadayım? Abi var, bir sürü saklanma yeri var ama ne, hangi odadayım ben? Ya ölürsek? Haritaya bakarsak zaman kaybediyor muyuz? Devam et. Haritaya bak. Zaman geç. Zaman geçiyor mu acaba? Saklan, saklan. İlki bedava oldu. Ne yapmam lazım? Abi ne bu yeni şeyler öğretiyorsunuz? Sakin kalmak. Karanlıktan saklanmayı başardın. Ama en kötüsü henüz gelmedi. Soğukkanlılığınızı korumaya çalışın. Sakinleşmek için şu tuşa basarak kalp atışınızın ritmine uyun. Beyaz kenarlık dairenin merkezine ulaştığında. Kalbinizin çok hızlı atmasına izin vermeyin, yoksa paniklemeye başlarsınız. Her şeyden önce ona bakmayın. Arkadaşlar ağzını kıracağım böyle işte. Ne güzel sakin sakin oynuyorduk ya. LT ile RT'ye aynı anda basacağım. Beyaz tam şey olduğunda böyle. Bas. 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 İkisini birden basacağım ama herhalde. Allah'ım ya Rabbim. Haydi. Yaptın mı? Abi yapınca bari. What happened? Everything seems to be back to normal. Have I lost my mind? Kaybettin bacım. Vallahi kaybettin. Bizim de akıl sağlığımız kayboldu. Ben de haritada saklanacak yer arıyorum. Bu odada direkt şimdi ilk saklanma şeyi ya. Bonus olarak böyle buraya bir tane koydular hemen. Oyun odası. Keşke başarılı yapınca böyle trink olsa, trink olsa, basıyor mu basmıyor mu anlayamıyorum.
Bu arada güzel, yeni bir odadayız. Artık kendi kendine koşmaya başladı. Niye? Ha. Bir kere basınca koşma mod... Yo. Bug'a girmiş, aynen. Kendi kendine koşuyordu, düzeldi. Ne güzel bir oyuncak bebek evi. Çok fazla paraya mal olmuş olmalı. İşte oyuncak bebek evi 5 tane bebeğin olduğu yer değil mi? Buraya yerleştirilecek bir bebek görmüyorum. 5 tane bebeğe ihtiyacımız var arkadaşlar. Biri kasanın içerisinde. Hayda. Kasanın şifresini çözeceğiz sadece bir bebeğe ulaşmak için. Ya da bir tane bebeğe ihtiyacımız var, bilmiyorum. Soul'un çizdiği ikinci resim. Hasher'ın en küçük çocuğu tarafından yapılan bir resim. Soul 7. Gene 7. Soul 7 yani ne Soul 7? Soul 7 yaşında mı? Bu doğum günü partisi mi? Ney bu? Karışık eski oyuncaklar ve çok çirkin. Tamam. Tamam, çıkıyorum buradan. Bu oda bonus oldu bizim için. Biz nereye gidiyorduk? Arka balkona giderken bu şeyin içerisinde kaldık. Bir şey geçti mi? Çete bakıyordum, kesin bir şey koştu geçti gene ha. Ha, burası. Abi bak, Silent Hill The Room'da da böyle şeyler vardı. Kapı giderek bozuluyor ya. Oraya gitmiyorum. Toprak ana için bile. Şu projektörü çalıştırabilir miyiz bakalım? Önce şu maşayı kullanalım. Tamam. Maşa olursa açarım dedi zaten. Akü maşası kullan. Akü zaten projektöre bağlı. Şimdi aküyü yönlendirerek sokağın tabelasını mı bulacağız acaba? Projektör tutamaçlardan tutarsam döndürülebilir görünüyor. Heh, işte bu. Aynen abi. Eve değil, dışarıya ya. Oğlum bu projektör evde mi? Neyime yarayacak bu benim? Bir dakika, ışığı odakla diye bir şey var. Odakla bakayım şu kapıya. Yakıyorum orayı. Tam doğru yere. Şuraya mesela. Ya burası doğru yer değil. Az önce tam yoğun olduğu, tablonun olduğu bölüme bir odaklanalım. Böyle yapsak. Şimdi biraz daha. Aynen, biraz daha. Şimdi kökünü kurut. Aynen be. Gücü tükenmeden hafif hafif basa basa kökünü kuruttuk bilinmezin. Yürü bakalım. Kesin bir şey olacak şimdi, bir yeri çözdük diye. Dinle. Ya, içeride bir şey yok. Gir. Yuvarlak tablo lazım bize arkadaşlar. Bu fotoğraflar bana modern göründü. Sanırım onları bilerek siyah beyaz yapmışlar. Aha! Yıpranmış anahtar. Küçük bir anahtar. Asılı daire şeklinde sarımsı bir anahtarlık.
Çok güzel ya bu bak. Hop. Ha? Maşa'nın anahtarı. Hizmetçi Maşa'ya ait lojman anahtarı. Bu zevkli insanların hizmetkarları genellikle onlarla aynı evde yaşarlar. Bahse girerim, bu onların anahtarıdır. Tamam. Hizmetçi Maşa'nın aynı evde bir yerde bir kilitli kapı var. O ağlayan kadın Maşa mı acaba? Ne oluyor? Kalbim atıyor. Julia'nın odası. Dinle bakayım. Tamam. Girmiyorum önce. Dinle. Çok güzel oyun yapmışlar ha. Burası da temiz. Rafları buraya taşımışlar. Arkada bir kapı var ama ha. Burayı da bir dinle bakayım. Burası sıkıntılı ama kapıda bir şeyin adı yazıyor. Bu oda tehlikeli. Kimin odası acaba ya arkadaşlar? Bence biri Saul'dür, diğeri Julia'dır. Burası çocukların... Ha yok, biri şey, Saul'un odası oradaydı herhalde. Ben buraya giriyorum. Güzel, tuvaleti bulduk. Dolapta 3 diş fırçası var. İkisi çocuklar için. Ay iğrenç. Çok kötü kokuyor. Tuvalet tamamen tıkanmış. Bunun için mi girdik buraya? Julia kimdi ya? Çocuklardan biri... Dur bakayım, bir girsene şuraya. Julia... Çocuklardan biri. Yarışmayı asla bırakmaz bu kız. Bana küçüklüğümüzdeki kız kardeşim ve beni hatırlatıyor. Saklanma yerini bir aktif edelim. Bu gardırobun içinde hiçbir şey yok gibi görünüyor. Saklanma yeri oldu, güzel. Ne? Çok fazla madalya. Bu küçük kız harika bir patenci olmalı. Aha, diş fırçası mı, ne o? Macun mu? Japon yapıştırıcısı. Düşünüyorum neyde ihtiyacım vardı buna. Yakından bak. İçinde hala çok fazla yapıştırıcı var, henüz kurumamış. Güzel. Japon yapıştırıcısı. Bu kızın yatağı olmalı. Uzun süredir kimse kullanmamış gibi görünüyor. Klozette bir şey mi var almam için? Sonradan mı geldi? Ne oluyor? Saklan, 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 saklan. Abi saklanamıyorum. Kapat şu radyoyu. Bu tür grupları duyduğumda kendimi tekrar genç gibi hissediyorum. Julia ve Saul'un ses kaydı. Haşir'in çocuklarının ses kaydı. Kasetteki etikette şöyle yazıyor. CS Eylül 1498. İkiz mi lan bunlar? Oynat. Duruyor mu abi o döküman olarak? Julia ve Saul'un ses kaydı. Bak, CS Eylül 1498. Yok, bu 14 Eylül
1998'de kaydedilmiş bu ses kaydı. Bunu tekrardan dinleriz. Çok şeye denk geldi, gürültüye. Mom is really scared. I'm scared too. She's broken all the mirrors in the house. And that song? I hear it everywhere. I wish we'd never listened to it. Something is watching us. Tamam. Bak, tuvalette bir şey varmış hakikaten de, simge. Onu siz söylemeseniz ben geç fark ederdim biraz. Simgeden fark ederdim ama. Alice Harikalar Diyarında posteri. Ne hoş. Bu tür grupları duyduğumda kendimi tekrar genç gibi hissediyorum. Ne oldu lan? Ödüm koptu ya. Ne oluyor lan? Abi saklan, saklan, saklan. Piramit kafa geliyor. Ya ne oluyor ya? Kafayı yiyeceğim ha. Çıkayım mı? Çıkıyorum ben bu odadan, bu lanetli bu oda. Çık, 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 çık. Dinle bir önce. Çık. Şu tuvalete tekrardan bakalım. Bak, simge çıkmış. Bu sonradan... Tamam, bunu maşayla alabiliriz o zaman. Ne oluyor ya? Arkadaşlar. Ulan bakayım. Güzel maşa. Aha. Siyah bez bebek. Acayip bir bebek. Kirli eski bir bez bebek. Zavallı şey tamamen yamalı. Ayakları aşağı düşüyor mu? Bu bebek korkunç. Her tarafında yırtıklar var. Şimdi benim anladığım kadarıyla, hatırladığım kadarıyla bak, anahtarı oyuncak bebek evinde saklayacağım. Orada bir tane anahtar var. Bana kızsalar bile 5 bebeği de saklayacağım. Ve annem Julia kapıyı unutunca onları ortaya çıkaracağım. 5 tane bebek bulup o bebekleri şey yapmamız lazım. Çirkin olan kapıyı izleyecek. Yani bu çirkin olan şu an bence. Bu bebek. Zaten çirkin diyordu. Yamalı mamalı. Siyah bez bebek. Tamam. O bebek evinde bu olaylar. Çıkıyorum buradan. Bu oda biraz tehlikeli ama gitmiş olabilir tehlike, bir dinleyelim. Dinleyelim, eğer tehlike geçmişse girelim. Bu odaya girilmez arkadaşlar. Odaya giremem şu an. Şimdi nereye gideceğiz? Bir sürü şey birikti ya. Japon yapıştırıcısı ne işe yarayacak? Elimizde ne var bir bakalım mı? Maşa'nın anahtarı var. Maşa'nın anahtarı, evet. Bak, şurası bence Maşa'nın bölgesi. Şu yan verandadan girilen yer var ya. Hizmetçiler kapıyı sürgüyle kilitlemiş. Orası olabilir mi? Ya da üst katta bir kadının ağlaması duyuluyordu. Kilitli bir yer var. Bak, oyun odasının... Yok, orası değildi. Neresiydi? Ha, oyun odasının sağ tarafı oluyor.
Gidelim kilitli kapılara şu anahtarı deneyelim ilk başta. Şu an neredeyiz? Üst kattayız. Üst kattaki o odayı deneyelim. Kadının ağlamasının duyulduğu yeri. Çıkalım buradan. Girilmez girilmez. Öyle odalara girilmez. Dinleme bu yüzden önemli. Ölürüz mölürüz. Şimdi oyun bir anda game over oluyor mu onu da bilmiyoruz ki. Bunun arkasında herhalde değil mi? Yok bunun değil. Şuradan. Allah belanı vermesin. Bir daha koşmayacağım bu oyunda ya. Pucha, what kind of chongo am I in here? Ben koşuyorum diye mi böyle oluyor acaba ya? Ne zaman koşsam bir şey oluyor. Şerefsizlere bak. Temiz gir. İşte burada kadın ağlıyordu. Madam madam bilmem ne. Bir dinle önce. Arkadaşlar burayı deniyorum. Ya bu diğer taraftan kilitlenmiş. Diğer taraftan kilitlenmiş. Tuvaletin üstündeki de diğer taraftan kilitlenmiş. Ama yan verandadan girersek kilit açılabilir. Diğer taraftan kilitlenmişlere bir şey yapamıyoruz. O yüzden aşağı iniyorum ben. Aynen abi aşağıya iniyorum verandaya çıkıyorum. Hadi bakalım. Abi ödümü koparttı ya. Daha koşunca mı öyle oluyor bilmiyorum. Koşunca da böyle hiçbir şey olmayacakmış. Lay lay lom hızlı gidiyorsun ya. Böyle gitsem daha hazırlıklıyım mesela. Kamera açısı değişince yönüm de şaşıyor. Dışarı çıkıyorum direkt ya. Ama dışarıya oradan değil, garajdan. Garaja bu kapıdan karşıya. Ya arkadan sürgülenmiş diyordu ama kilit işareti var. Ben ne oldu? Niye buradan böyle bir püskürme? Abi ben de sürgü diye hatırlıyorum ama kilit işareti olduğu için gidiyorum oraya şu an. Belki açabiliriz. Belki yanlış çeviridir. Ya da bir dakika. Önce şeyi mi denesek? Bu kadar yakındayken şurayı deneyelim. Belki burayı kilitli açabiliriz. Aslında mantık olarak burası kilitli görünüyor. Ama üst tarafta aynı simge arkadan kilitlenmişi bize verdiği için değil mi? Bu da arkadan kilitlenmiş olacak büyük ihtimalle. Aynen. Bunlar diğer taraftan kilitli. Ama o kilit açılabilir. Anahtara ihtiyaç var anlamında. Bak, anahtar istiyor. Bir dinle. Temiz. Ha? Kapı açıldı. Artık bu anahtara ihtiyacım yok. Çok güzel oldu be. Gir. Dinlemiyorum. Yeni bir macera arkadaşlar. Yeni bir oda. Duvar. Çoğu çok garip bir dilde elle yazılmış notlarla dolu. Bu arada oyuna başlarken karakter seçtik ya. Her karakterle oynadığınızda her nesneye tepkisi farklı olacak. Bu yüzden
Çok değişik bir oyun. Yani mesela bu notu başka karakter başka bir şekilde değerlendirebilir. Bazılarında şey diyor, benim ülkemde böyle bilmem ne falan. Çocukluğum benim kız kardeşime benziyor. Acaba diğerleri ne olacak? Nasıl tepki verecek onlara? Temiz. Nasıl bir yerdeyiz? Bir koridordayız aslında. Zaten sadece girilebilecek burası var. Yo, ilerisi de var. İlerisine daha önce hiçbir yerden girmemişiz herhalde, değil mi? Bir devam edelim. Bu ne? Uykuya dalmak için haplar. Büyük bir kısmı eksik. Tamam. Bak abi, bakmasak oraya. Mesela buraya baksam tablolarda bir şey yok. Kafamı çevirince çıkıyor. Nikah töreninden fotoğraflar. Ay ne hoş bir çift. Mesela bir dakika dönsene. Sadece ona de, değil mi? O yüzden bazı şeyler kaçırmış olabiliriz. Tamam, arkadan açıyorum burayı. Tamam. Artık açıldı. Verandaya çıkmamıza gerek kalmayacak buraya gelmek için. Şimdi herhangi bir kapıya girebiliriz. Gir. Ah be. Neyse girdi. Bu çarşafların hepsi tozlu. Çok uzun süredir burada asılı olmalılar. Niye şimdi? Yaratık mı geliyor acaba? Temizlik ürünleri. Bazı şişeler boş. Arkadaşlar, bu niye ötüyor şu an? Bir tehlikeli bir durum var herhalde. Ha bu ne? Solvent. Çözücü. Bir kutu çok amaçlı tiner. Tiner. Tamam. Yakmak için kullanılabilir mi? Evet. Geriye çok fazla çözücü kalmış. Yanıcı madde değil mi? Çamaşır odası kapkara suyla dolu gibi görünüyor. Orada hiçbir şey görmüyorum. Hiç. Ha bir dakika. Tinerle burayı çözebiliriz belki. Orada bir şey aramak istiyorsam elimi kullanmalıyım. Bunu yapmalı mıyım? Yapmamalısın. Yani yapmamalısın bence. Tiner sudaki rengi çözmez değil mi? Abi bak. Ya bu kadar parazit, titreşim. Şu an elimi bu suya sokamam ben. Vallahi sokamam. En son yapacak bir şey kalmazsa o zaman sokarım. Orada bir soru işareti var. Biz bir şömineye gidelim. Bir de daha bir kilit. Ağzını kırayım. Ağzını kırayım. Kaçsak mı? Ne yapsak? Saklanacak yer yok diyor. Buraya gir bakayım. Abi saklanacak bir yer yoksa ayvayı yeriz. Yatak var mı? Yatağın altı. Dolap. Arkadaşlar. Kalp atışı. Oh. Hadi. Basıyorum. Allah belanı vermesin. Abi tam kalp atışım inmişti.
yavaşlamıştı, bir anda hızla atmaya başladı ya. Ağzını kırarım ya. Acaba yaptığım bir hatadan dolayı mı yoksa gelesi mi geldi yaratığın? Şu sessiz, bir sessiz bir ortam oluşturabilir miyiz? Eski bir dikiş makinesi, teyzemde de benzer bir tane vardı. Neredeyiz abi biz? Sağ tarafta bir oda daha açıldı. Oda içerisinde oda açılıyor ya. Önce bir etrafa bakalım. Bebek var, bebek orada, bebek. Al. Turuncu bez bebek. Kısa bir at kuyruğu olan bez bebek. Aa, bak bunun önünde tam şey var herhalde. Yemek yapan kişiler giyer bunu değil mi? Aşçılar. O burunla bana bir domuz yavrusunu anımsatıyor. Ya da ne bileyim işte. Bakarız birazdan mantıklı açıklamalara. Gördüğüm kadarıyla bu kıyafetler hiç ütülenmemiş. Not. Maşa'dan not. Maşa'dan kocası Alexander'a bir not. Haşır Malikanesi'nde bırakılmış. 20 Eylül 1998'de yazılmış. Oku bakalım. Alexander, keşke bu notu bulmak zorunda kalmasaydın. Evden ayrıldım ya da en azından denedim. Bunun benden son kez haber alman olmaması için dua ediyorum. Bayan Catherine'i ya da çocukları günlerdir görmedim. Bazen üst katta ağladıklarını duyuyorum ama onları hiç bulamıyorum. Böyle bir oda olmasa bile her zaman oradaymış gibi görünüyorlar. Burada korkunç bir şey var. Tarif edemeyeceğim bir şey. Artık odamızdan çıkmaya bile cesaret edemiyorum. Çok geç olmadan gitmek zorundayım. Seni seviyorum, Maşa. Alexander nerede peki? Meryem Ana heykeli ve genç bir hanımın resmini görüyorum. Sanırım doğudan geliyor. Bence çok şey kaçırdık ha biz böyle. Sağda solda. Analogla her tarafı incelemem gerekiyor. Gidiyorum bu odaya. Dinlesene bir. Tertemiz bir oda. Ay ay ay, kullanılmış havlular, haftalardır buradalar. Bu kadının tepkisi var ya. Burası kesinlikle bir şey için olmalı ya. Geri dönerken, meri dönerken. Durduk yere böyle bir odayı yapmaya niye tenezzül ettiniz? Geri dönüyorum. O oda niye var? O odada bir şey yok. Ne yapacağız? Şömineye mi gitsek acaba önce? Ya bu kapanmaz mı ya bu? Takır takır takır. Buralara baktık mı? He. Elimizi abi oraya sokmak çok tehlikeli gibi geliyor bana şu an. Buradan dönüp salona bir gidelim bakalım. Tiner yanıcı. Bir geri dönsene. Notun yanında kitap mı vardı? Lütfen beni geri döndürmeyin. Bir şeyi unuttuysam geri dönerim ama sanki her şeye baktım orada ben. Eğer eminseniz geri dönerim. İkinci sol kapı. Şuradan.
Ya bence ölmek var çünkü karakterin sıfırlanır mıfırlanır. Aa, alarm da var burada. Bir saniye, alarma bir. Tıklasana, elektrik geldi, doğru. Alarm kontrol sistemi elektrik alıyor ancak alarm sıfırlandı. Belki de düzgün çalışmasını sağlamak için etkinleştirmeliyim. Nasıl etkinleştireceğiz? Yapacak bir şey yok. Aa, ayna kırılmış. Niçin? Ha, bu ayna... Bu arada elektrik geldikten sonra çoğu odaya da bakmadık ha. Çiftli kapı vardı yukarıda. Ayna niçin kırılır? Karanlıkla alakalı bir şeyimiz var mıydı? Üst katta ikili kapının yanında. Bakın şu üst katta aşağıda sağdaki ikili kapı var ya, orası elektrikle bağlantısı vardı oranın. Şuraya bir şey atalım ya. Odun kendiliğinden yanmayacak sert adam. Yanmayı hızlandıracak bir şeye ihtiyacım var. O zaman tiner. Evet, nihayet yakıyoruz şömineyi. Ne olacak? Şimdi kibrit. Nihayet mi? Nihayet ya. Burayı yakmamız. Yukarıda bir şeye sebep oldu mu? Baca, maca. Isınan bir oda. Ne oldu abi? Niye yaktık bunu biz? Bak, üst taraf kilitli arkadaşlar. Salonun üstü, yani şöminenin bulunduğu yer, bacanın geçtiği yer kilitli. Arka taraftan kilitlenmiş. Bilmiyorum, bir bağ var mı ama. Çiftli kapıdan girersek eğer, elektriği de açtık. Çiftli kapıdan girersek orada bir mevzu olmuş olabilir. Ne oldu şimdi, bir baksana. Burada dikildiğim için gözlerim yanıyor. Pardon. Acaba karanlık bir yer var mıydı ya? Abi bir sürü şey bulduk bu şömine için. Bir etkisi olması lazım. Henüz fark edemediğimiz bir etkisi de olabilir. Şimdi ben üst kata gidiyorum. Elektrik geldi en nihayetinde. Burada ekstra bir şey var mı? Yemek odasındayız. Tamam abi, sol taraftan çıkalım. Bak, aynalar gitmiş. Bu cam nasıl kırıldı? Ben de bilmiyorum. Bir şey patlarsa gene koşmayacağım bu oyunda. Ses var. Bir bakayım. Tamam, bak, buranın ışığını açarsam. Allah, ayna zannettim onu. Ne o? Işığı açıyorum. Işık bunları yok ediyor zaten. İlk şeyde anladığımız gibi. Odaklanmayla. Şimdi buraya girebiliyoruz. Artık burası temiz. Arkadan kilitli yere çıkıyor ama bu kadar büyük değildir. Gene arada bir oda vardır bence. Gir bakayım. Aynen. Küçücük bir odaya çıktık. Bebek. Güzel. Bu kayıtlar çok eski. Ah,
Kırmızı bez bebek. Bu da önlüğü var. Sağında çiçek olan bir bez bebek. Ne güzel bir bebek, gülümsüyor. Tamam. Bir kayıt daha. Önce etrafa bakalım. Birisi toplanmaya başlamış ama bitmemiş. Sadece çantalardan birinde kıyafetler görüyorum. Maşa'nın ses kaydı. Haşır Malikanesi'nin hizmetçisi Maşa'nın ses kaydı. Kasetteki etikette şöyle yazıyor. 11 Eylül 1998. Oynat. Bu evde neler oluyor ya? Şu yukarıya baktık mı? Böyle ıssız bir yerde yaşamak istemezdim. Peki. Gidiyorum buradan. Evet, şimdi ne oldu? Bebek aldık. Başka da bir yere çıkmıyor. Kaç bebeğimiz oldu bizim? 1, 2, 3. 3 bebeğimiz oldu. Biri kasanın içerisinde. Diğeri de acaba şeyin içerisinde midir ya? Arkadaşlar. Küvetin içerisinde midir? Bunu nasıl açabiliriz? Bakayım. Birazdan da artık yayının sonuna geliriz. Bir yerde uygun bir yerde nasıl kaydediyorsa oyun kaydederiz arkadaşlar. Yarınki yayından sonra devam ederiz. Oyun çok sardı. Başka hiçbir şey yok. Başka hiçbir yere çıkmıyor. Bir tane girmediğimiz oda var ama o da tehlikeli. Bir de soru işareti var. Onun dışında bir puzzle'ımız var aşağıda. Şu oyun odasının üstündeki şey neydi abi onlar? Yapılması gereken iki tane şey var. Bak, bir çalışma odasının girişinde. İçeri sıkışmış bir tane şey vardı. Bak, çalışma odasının kapısı. Kilit içeriye sıkışmıştı. Acaba onu yapıştırıcıyla çekebilir miyiz kendimize? Yapıştırıcıyla ama nasıl çekebiliriz? Çıksana dışarı. Ya Uğurcuğum bak, oyunu bir yerden izlediysen bana söyleme. O odaya girmen lazım falan. Nereden biliyorsun girmem lazım olduğunu? İzlediysen ne olur bak yorum yazma. Yapacak bir şey kalmayınca mecbur gireriz. Sevmiyorum böyle infoları. Gene bir şeyler var gibi ya.
Önce şu ilerideki odaya bir tekrar gireyim. Şuraya bir girsene. Burada ne vardı abi? Ha, burada. Aşağı çekecek bir şeye ihtiyacım var. Böyle bir şeyimiz yok daha. Buraya geri döneriz. Tamam, burası tavan arasına giden yoldu. Abi his geldiyse farklı yazman lazım, o odaya girmen lazım falan yazınca olmaz yani. Şu sol tarafa Japon yapıştırıcısını denersem bir şeyler olabilir. Bu arada bu parazitin gelme sebebi ne ya? İyice abarttı ha. Bir şey var bak bu. Şurada mı var yeşil ışık? Ya da o sese mi yaklaşmam lazım giderek? Tamam, bu Japon yapıştırıcıyla çıkar bu ya bence. Ama bir şeyle birleştirmem lazım sanki. Metal kilidin çok içine düştü ve şimdi yapıştırıcıyı içeri alamıyorum. Metal kilidin çok içine düştü ve şimdi yapıştırıcıyı içeri alamıyorum. Tamam, anladım. O zaman şöyle mi yapacağız? Bizim metal parçamız var bir tane. Bunu halkayı kombine etsem bununla. Tutkal ile anahtarın alt yarısı, kırık anahtarın alt yarısı. Kırık uca yapıştırıcıyı koydum. Zekice. Umarım anahtarın diğer yarısına yapıştırırsam birlikte kalırlar. Ulan. Süper. Evet. Ne oldu şimdi abi? Dinle bakayım. Temiz. Açıldı yolumuz be. Ney, bunun için mi? Bu oda için mi? Önemli bilgiler var ama burada. Bu dolap çok sayıda belge içeren klasör ve kutularla dolu. En son not. Aha. Tamam, tavan arası içinde. Hemen şu notu okuyalım. Bu radyoyla okunmaz ama bu ya. Bunu birazdan okuyalım arkadaşlar. Isaac Fiber'den 3. mektup. Al bakayım şunu. Metal çengel. Genişletebilir metal çengel. Tamam. Bu çengel ufaksanız ve uzaktaki bir şeye yetiştiremiyorsanız çok kullanışlıdır. Var mı başka bir şey bu odada? Yok. Şu radyo sussun, notu okuruz. Bir dışarı çık, bir temiz hava alsana bir dakika. Dışarıda ötecek mi bu? Şu notu okuyalım burada, huzurlu huzurlu. 3. mektup. Arkası boş. Sevgili Sebastian, her şey kontrolden çıktı. Telefonuma ne oluyor bilmiyorum ama sana ulaşamıyorum. Bu yüzden bunu yazıyorum. Emin değilim. Çok geç olmaması için dua ediyorum. Sebastian, müzik kutusunu dinlemeyin. Tekrar ediyorum, o müzik kutusunu dinlemeyin.
Bu melodide bir sorun var. Bunu kafamda defalarca duyuyorum. Yürürken, okurken, yerken ya da uyurken. Hatta rüyalarımda bile. Ve bunlar gittikçe kötüleşiyor. Gözlemleniyormuşum gibi hissediyorum. Sebastian, başlarda sadece rüyalarımda oldu. Ama son zamanlarda uyanıkken de hissediyorum. Bugünlerde farkı anlatmakta giderek zorlanmama rağmen. Yanımda tuhaf bir şey var. Bir varlık. Salonlarda, her kapının arkasına sırtımı yaslıyorum. Bana neler oluyor bilmiyorum. Çok üzgünüm sevgili dostum. Sana o kutuyu gönderdiğim güne lanet ediyorum. Isaac Farber. İyi bok yedin Isaac. Her şey müzik kutusu yüzünden değil mi? Bizim adam da müzik kutusunu dinlemişti. Havan arası şuradaydı ya. Gidelim. Aha. Açılmaya izin verme, açılmaya izin verme. Ne yapacaktık? Evet. 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 Ağzını kırayım, unuttuk ne yapacağımızı. Dinle bakayım. Hayda, koridoru sardı yaratık. Yukarı çık, yukarı. Aa, yerde tablo var. Ama şey değil bunlar. Ben gidiyorum zannettim. Başaramıyoruz bu işi zannettim. Çık bakayım yukarı. Zaten geri dönüş yok. Buraya mı saklanmışlar? Aha, tablo. Yuvarlak tablo. Abi önce yuvarlak tablo. Ölmeden. O yüzlere yansıtılan kötü duyguları görebiliyorum. Tablo 14 Temmuz 1798'den kalma. Abi bu tam yuvarlak değil. Biraz oval değil mi? Oradaki oval mi yuvarlak mı bakmamız lazım. 1798 ama bak bunlar ipucuyla alakalı herhangi bir yere not edilmiyor. Şöyle çekelim fotoğrafını. Evet. Kim ağlıyor ya? O tabloya baktığımda çok üzülüyorum. Burada 1745'ten olduğu yazıyor. Eski bir inşaat işinden kalma iskele var. Ona bir pencereden ulaşabilirim. Aa. Tamam, bir kalsın. Bu pencereden çıkmalı mıyım? Hayır. Henüz değil. Abi önce şuralara bakalım ya. Ney bunlar? Bir beşik. İnsanlar her zaman şöyle der. Alina, yaşlı bir hizmetçi olacaksın. Kendi işlerine bakmaları gerekiyor. Hala etraftaki etkileşimli nesnelere bakmaya çalışıyorum. Dur bakayım. Bu tablo beni çok yalnız ve kaybolmuş hissettiriyor. Etiket 1922'den olduğunu söylüyor. Kuzenim benim böyle bir ayaklık kullanırdı. Çok yavaş resim yapardı fakat güzel resimler olurdu. Tamam kız, şimdi seninle ilgilenebilirim. What happened, baby? Are you okay? Bu ne ya? What is this? Sen nesin ya? Ha, IQ klasörü 1. Almanca yazıyor. Koleksiyonluk bir parça. K
kağıtlarla dolu sarımsı bir klasör. Bir haiku yapışmış gibi görünüyor. Yakından bak. Ağlayan bir arkadaş. Bir veda hediyesi. Fakat yalnızca kendileri iseler. Veda hediyesi. Allah belanı versin. Kulak zarım delindi ya. Where did she go? She was right here. Zaten delik de. Beynime gitti ses. İşe yarayacak bir yol düşünemiyorum. Düşünemezsin tabii bu saatten sonra. Of arkadaşlar. Çok tizdi ya. Kuzenim. Geç kuzenini. O kadar ıssız ki ağlamak istiyorum. Tablo. Ocak 1811'den kalma. Şimdi bak geriye dönemiyoruz. İskeleden mi ineceğiz acaba? Geride yaratık olduğu için. O da mantıklı değil mi? Bırak'a bakalım. Geri sıkıntılıysa iskeleden atlarız. Ya bence geri sıkıntılı. Ne diyordu burada? İskelenin olduğu yeri kullanmalıyız bence arkadaşlar. Tavan arası. 3 tane soru işareti var. Ya biri bizi öldürürse şu an? O yüzden şurada bir planlama işi vardı. İskele buraya çıkıyor. İskele buraya çıkıyor. Yani 4 tane pencere var. Bir, iki. Dördüncü pencere nerede? Dördüncü pencerenin arkasında zaten şey var. Gardırop gibi bir şey var. Şey önünde. Biz merdivenden çıkar çıkmaz, merdiven de var orada. Tam karşısı. Burası. İskelenin olduğu yer. Dışarıya bakıldığı zaman burası sol taraf oluyor dışarıdan. Tekrar bir bakalım kontrol amaçlı. Sol taraf oluyor dışarıdan bakıldığında. İskele burada arkadaşlar. Zaten görünüyor yani. Çıkıyorum ben. Ölürsek. Company finds out about this. Hepsi aynı yere mi? Oradan yuvarlanıyor muyduk aşağıya acaba? Görüyorum ki işlerini hiç bitirmemişler. Acaba oraya bassaydık ne oluyordu arkadaşlar ya? Ölüyor muyduk? Bu arada burası iskeleye çıkmıyor. Burası şeye çıkıyor yani, burası var zaten ama iskelenin olduğu yere çıktık tesadüf. Tesadüf değil, şey yaparak. İskele burada işte. İniyorum aşağıya. Nereye gitti nokta ya? O bizim gördüğümüz yani iskelenin demiri değildi. Çatıydı.